Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda Ankara'da amatör ve sportif orta balıkçılığı ASOF Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan İnanç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Özden Aydın Şimşek ile birlikteyiz. Kendilerine bize gecenin bu vaktinde röportaj için bizlere zaman ayırdıkları için sizlerin nezdinde çok teşekkür ediyorum. Bizim mesai mevhumuz yok ama gördüğümüz kadarıyla onlarda hiç yok. Öncelikle sizleri, yeni yönetim kurulunuzu ve genel kurulda oluşan yeni yapınızı, yönetim ekibinizi tebrik ediyorum. Hayırlı görevler diliyorum. Sayın Başkanım, balıkçılık sektörümüzün önemli yapı taşlarından biri olan Amatör ve Sportif Orta Balıkçılığı Federasyonu ASOF. İnsanlarımız çok yerde görüyor, bizim yayınlarımızda görüyor, yerel basında görüyor, ulusal basında görüyor. Bu ASOF dedikleri kuruluş nedir? Ne zaman kurulmuştur? Hangi amaçla kurulmuştur? ASOF'un kuruluş hikayesini ve ASOF'un kuruluş hikayesine götüren sebepleri bizlere birinci ağızdan anlatır mısınız efendim? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Balık TV her yerde. Bunun için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bu bir bayrak yarışı. Geçmişten günümüze gelen ciddi anlamda arkadaşlarımız var emek sarf eden. Evet, dediğiniz gibi yönetim kadrosunda değişiklik yaptık. Denetim kadrosunda değişiklik yaptık. Dördüncü olan genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Ben kısaca 2014'ten, 21 Mayıs 2014'ten bugüne kadar bu federasyonun var olmasına emek sarf eden, desteği olan her kim varsa, yönetici, denetici, genel kurul olarak, delege, kimler varsa veya dışarıdan destek olan, hepsine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bir dediğim gibi gönül işi bu iş. Bayrak yarışı, birisi yoruluyor, bayrağı diğerine devrediyor, yol alıp gidiyoruz. Şimdi ASOF nedir, nasıl kurulmuştur, neler yapmaktadır derseniz, ASOF'tan önce var olan 2002 yılında bir rastgele derneğimiz var. ASOF'un kurucu derneklerinden birisi. Bu arada ASOF 2014 yılında, 21 Mayıs 2014 yılında Ankara merkezli kurulmuş bir federasyon. 7 dernekle kurulmuş bir federasyon. Bunun temel taşlarından birisi rastgeleler. Unutamayız. 2022'de kurulmuş. Hemen peşine Türkiye'de 2005'lerde, 2006, 2007'lerde özellikle 2009-2010 yıllarında ciddi anlamda dernekleşme başladı. Bunlardan işte sırasıyla saymak gerekirse, federasyonumuza üye olanları düşünmek gerekirse, Eskişehir'de Hesap Der, hemen peşinde Oltacılar Der, işte Kayseri'de, Yamula'da olan sorunlarla beraber KOB Der, işte Afyon Derneği, Denizli Derneği, Gebze Derneği derken ciddi anlamda mesela unutulmaz bir mücadele Abant Yok Oluyor. Abant Yok Oluyor ile beraber doğan bir Köroğlu Derneği var. Ciddi anlamda bir dernekleşme süreci yaşandı. Yıllarca istişare toplantıları yaptık. Dernekler Dernekleşme Platformu vardı. Bir Yahoo grubumuz vardı. Sürekli yazışırdık. Sorunları oradan görüşürdük. Neden federasyonlaşmayalım süreci başladı. Tabii bunun için toplantılar, o toplantılarda görüşülecek öncesindeki konular, bir sekreterye oluşması gerekiyor. Dolayısıyla yıllarca toplantı yaptık diyebilirim. Ciddi anlamda toplantılar yaptık. Bu süreçte bizle beraber olan Afyon'da bir derneğimiz vardı. Kocaeli'de bir derneğimiz vardı. Federasyonumuz üye değiller şu anda. Uşak'ta bir derneğimiz vardı. Gaziantep'te bir derneğimiz vardı. ASOF'un kurulması, daha doğrusu ASOF demeyeyim de bir federasyon kurulması için ciddi anlamda emek sarf ettik. Fakat bu ciddi anlamda emek, yani 15 dernek bilen vardı ilk başlarda. Bu emek bir gün birileri tarafından yok sayılıp ansızın bir federasyon kuruldu ülkemizde. Hiçbirimizin haberi yokken. Ha, benim kendi şahsıma konuşmam gerekirse benim haberim vardı, bana davet gelmişti. Ben o günlerde Oltacılar Derneği Başkanıydım. Başkanım, Oltacılar Derneği olmazsa federasyon olmaz. Sizi bu federasyonda bekliyoruz dediklerinde
ben asla, burada 15 dernek var, habersiz hiçbir şey yapamayız. Dolayısıyla 15 dernekle beraber yol almamız gerektiğini kendilerine ifade ettim. Uzun lafın kısası 7 dernekle beraber bir federasyon kuruldu ama nasıl kuruldu, neler yaptı bunu kamuoyuna bırakıyorum. Yani şu anda konumuz değil. Geçmişte yaşananları irdelemek artık geçti gitti. Biz o günden sonra ciddi anlamda emek sarf ettik. Yani Oltacılar der olsun, Rastgele der olsun, Sinab der olsun, Kayseri Kob der olsun, Gebze Derneği olsun, Sama der olsun, ciddi anlamda İstanbul olsun, o günlerde İstanbul Derneği vardı. Ciddi anlamda emek sarf ettik. Dediğim gibi Abant yok olmasından doğan bir Köroğlu Derneği vardı. Ciddi mücadele verdik. Abant ve çevresinde çalışmalar yapılırken dernekler olarak buluşup orada bu çalışmaların yapılmasını istemiyoruz dedik. Köroğlu Derneği kuruldu oradan. Vesselam 2014 yılının 21 Mayıs'ında Ankara'da 7 dernek olarak var olduk. Süreç başladı. Hemen akabinde birkaç dernek üye oldu. Ha, bu arada bir sürü dernekler müracaat etti. Zaman geçtikçe biraz daha seçici olmaya başladık. Çünkü bir kendini kanıtlamış olması gerekir bir derneğin en nihayetinde. Hemen kurulup 5 gün sonra da federasyona hemen olağanüstü genel kurul yapıp veya olağan genel kurul yapıp federasyon üyeliğinin de söz konusu olamaz. Böyle bir süreç yaşadık. Şu anda 15 derneğiz. Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde varız. Merkezi Konya'da olan Avrasya Federasyonumuzla beraber ciddi anlamda dirsek teması, omuz omuza mücadele sergiliyoruz. Onların da hakkını asla yiyemeyiz. Şöyle diyebilirim, işte Denizli, Afyon, Eskişehir, işte Kayseri, Ankara, Gebze, Sakarya gibi, yani ismini unuttuklarım alınmasınlar, bu bölgeleri ASOF Federasyonu alırken işte Malatya, Gaziantep, Konya, Seydişehir işte gibi Gaziantep gibi bölgeleri de Avrasya Federasyonu bölüştü. Mesela şimdi tamamen atıyorum Ağrı'dan bir dernek gelse veya atıyorum Tunceli'den bir dernek gelse, ben kendi şahsım adına söylüyorum ASOF Federasyonu Başkanı olarak, ya Avrasya Federasyonu'na üyeliğiniz bence daha faydalı olur. Evet. Yani gibi. Ki bunun örneğini yaşadık. Dernek ismi vermeyeceğim. Kendilerini çok seviyoruz. Harika insanlar. Bize üye olmayın, oraya üye olun dedik ama inatla bize üye oldular. Olmadı. Tekrardan Avrasya'ya döndüler. Toparlıyorum. Avrasya Federasyonu ile beraber ciddi anlamda yol aldık. Yan yana, omuz omuza. Ülkemizdeki sürdürülebilir olta balıkçılığının gelişmesi adına, sportif olta balıkçılığının sevilmesi adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ilgili kurumlarla beraber. Ülkemizdeki balıkçılığın modern ve çağdaş şekilde yönetilmesi için olanca gücümüzle var olmaya çalışıyoruz. İlgili kurumlarla beraber olmaya çalışıyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Ama sosyal medyada da, resmi sayfalarımızda da arkadaşlarımız şahittir. Saygı sevgi çerçevesinde, yani üslubu bozmadan, yapılan bir hata varsa, gördüysek bir türlü eleştiriyoruz ama dediğim gibi saygı sevgi çerçevesinde, ama sonrasında sürekli kendilerine destek oluyoruz. Bu arada 4. genel kurulumuzu yaptık. Gerçekten bu federasyonun var olması için ciddi emek sarf eden arkadaşlarımız var. Gizli kahramanlar var. Arada destek olanlar var. Küsüp gitse bile 15 gün sonra, 20 gün sonra, başkanım ben federasyon yönetiminde veya denetiminde veya delegelinde yokum ama ben her daim bu federasyonun varlığı için emek sarf ederim diyen insanlar var. Onlara selam olsun. Kendilerini biliyorlar. Ne zamanda görev versem, yani federasyon başkanı olarak söylüyorum veya yönetim olarak söylüyorum, görev versek illaki görevlerini yapıyorlar. Zaman zaman ben birebir muhatap oluyorum. Zaman zaman yönetim kurulu olarak kendilerinden görev istiyoruz, rica ediyoruz bu işlere bakın diye. Şu anda ciddi anlamda yol alan bir federasyonuz bize göre. Komisyonlarımız var.
mevzuat komisyonu gibi, işte etkinlik yarışma komisyonu gibi, hukuk komisyonu gibi ciddi anlamda destek alıyoruz onlardan. Şunu söyleyebilirim, yani bugün de bakanlıktaydım. Bakanlıktaki, yani sakın ha yanlış anlaşılmasın mı söyleyeceğim. Bakanlıktaki herhangi bir memur veya daire başkanı veya genel müdür bile, sakın ha Turgay müdürüm de alınmasın, sürdürülebilir balıkçılık konusunda, mevzuat konusunda ne kadar bilgiliyse bizim federasyonumuzda da o kadar bilgili olan, kuralları seller, sular gibi ezberlenmiş olan mevzuat komisyonu üyesi arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi öncelikli amacımız onlara destek olmak. Onlarla birlikte olmak. Bu şekilde yol alıp bugünlere geldik. Sene 2024 oldu. Dördüncü olan genel kurulu yaptık. Ha bu arada derseniz ki evet 2002 rastgele der dedim ama şu anda içimizde 1952 Akyazı Derneği var. Akder. Yani vakti zamanında 1952 yılında Akyazı'da Akyazı Avcılık, Atıcılık ve Amatör Balıkçılık Derneği olarak, spor kulübü derneği olarak kurulmuş bir dernek. Şu anda 70 yılı aşkın değil mi tabii, başkanım? Tabii. 1952'de kurulmuş. Evet. Çok yakın zamanda ciddi anlamda bir faaliyet yaptılar. Ki ben hasta oldum gerçekten. Yeşil, doğa, etkinlikteki katılım, görev bölüşümü bence harikaydı. Orada da şimdi mesela kulaklar açındasın, Ahmet abi var. Başkanım biz 1952'de bu derneği kurarken diyor, 1952, sene 2024 olmuş. Demek ki gönüllülük esasıyla yapılan iş de gerçekten gönüllülükle yaparsanız sürdürülebilir sağlıyorsunuz. Allah'ıma şükür ASOP olarak da bugünlere geldik. Ha ben 2005'lerden beri şahsım olarak resmi statüyle bu oluşumun içerisindeyim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel mücadele eden arkadaşlarımız var bu camiada. Şu anda 2024 yılının içerisinde yeni yönetim kurulumuzla beraber harika projelerle yol almaya başladık. Yani diyebilirim ki hatta federasyonumuza böyle bir sosyal tesis bile kazandırma şeyimiz var yani böyle çabamız var. Rekreasyonel diyelim başkanım. Yani bir sosyal tesis öyle diyelim. Gelsinler, keyif yapsınlar, olta atsınlar, otursunlar, kamp kursunlar. İnşallah çok yakın zamanda o konuma bile geleceğiz gibi görünüyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her ne kadar eleştiriyor olsak da yani sosyal medyadan takip eden arkadaşlar bilirler. Evet biraz eleştiriyoruz ama dediğim gibi saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde biz her gün bakanlıktayız. Ben mesela hemen her gün bakanlıktayım. Her gün daire başkanlarımızla, arkadaşlarımız oradaki memur personel arkadaşlarımızla veya Türkiye genelindeki Taşlı'daki İl Tarım, İlçe Tarım Müdürlüğü personelleriyle tabii işimiz düştükçe yani bir sıkıntı gördükçe veya oradan bir kıvılcım aldıkça hemen hemen her gün bu camianın içerisinde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Eksiklerini, hatalarını gördüğümüz zaman da nazikçe uyarmaya çalışıyoruz. Varlığımızı hissettiriyoruz. 2024'e geldiğimiz bu günlerde ben bunu ciddi anlamda artık böyle gözlemler oldum. Çünkü bir yeri aradığım zaman, bir ili aradığım zaman buyur başkanım diyorlar. Hayırdır bir sorun var. Yok böyle bir şey gördük veya böyle bir şey oldu. Hemen istişare edip düzeltebiliyoruz. Şu günün şartlarında bence güzel gidiyoruz gibi görünüyor. Efendim verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.